İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilikya Hatay'ın ilhakı resmi arşivlerde. Artsakh'ı tanıyan New Jersey'in Azeri Türk çiftine mesajı. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ermeni esirlerin geri dönüşüyle ilgili aciliyet konusunu Dunya Mihatonoviç'e sundu. Yönetmen Nanor Bedrosyan'ın tiyatro oyunu Vahan Tekihan'ın eserine dayanıyor. Türkiye, toprakları genişletmek için genç çocukları kullanıyor. Rüzgar Enerji Santrali projesi Batı Ermenistan'ın tarihi yapılarını tehdit ediyor. Serj Tankyan UEFA'ya Bakü'deki Euro 2020 maçını Ermeni esirler serbest bırakılıncaya kadar iptal edilmeye çağırdı. Yerevan'daki Altın Kayısı Festivali Ekim ayında gerçekleşecek. İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş olan Hatay Devleti, 29 Haziran 1939'da 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar gereği Türkiye'ye katıldı. Bu gelişmenin yıl dönümünde Hüsnü Gürbey ve Mahsuni Gül tarihsel sürece dair önemli arşiv belgeleri içeren bir makaleyi kaleme aldı. Osmanlı-Fransız ilişkileri 1908-1918 İttihatçıların, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kısa yönetimi sırasında kısmen sekteye uğrasa da 1919 yılından itibaren Kemalistlerin güç kazanmasıyla yeniden canlanmaya başlar. Bunu yaparken bölge sakinlerinden ne Kürtlerin haklarını ne de Ermenilere vaatlerini dikkate aldılar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut. Aliyev, Artsakh sorununu saldırganlık yoluyla çözdüğünü açıklarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10. eyaleti New Jersey Senatosu 2 gün önce aslında Azeri Türk çiftine açık ve doğrudan bir mesaj olan Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararı kabul etti. Buna göre ne 1994 yılında Artsakh halkına karşı Azerbaycan'ın başlattığı ilk saldırısında Ermeni tarafının mantıklı zaferinden sonra ne de 2020'de Azerbaycan'ın kışkırttığı savaştan bu yana Artsakh sorunu çözülmedi. Basit bir nedenle çözülmedi. Çünkü çatışmanın temeli olan Artsakh halkının ilan ettiği kendi kaderini tayin hakkı henüz tanınmış değil. Dolayısıyla en azından savaş sonrası istikrarı sağlamak için resmi Bakü, bölge ülkeleri arasında işbirliğine başlamalı ve toprak bütünlüğünü tanımak şartıyla değil, Artsakh sorununa siyasi ve temel bir çözüm için müzakerelere başlama çağrılarına kulak vermek zorundadır. Türkiye'nin omuzlarında da bir takım borçlar ve sorunlar olduğunu hatırlatalım. Bunların en büyüğü Batı Ermenistan'ın çözülmemiş sorunu ve tehcir edilen Ermenilerin ihlal edilen haklarının tazminatı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Strasbourg'da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunya Mihatonoviç ile bir araya geldi. İnsan Hakları Savunucusu ofisinden NÜSAYM'e aktarılan bilgiye göre ombudsman komisere Azerbaycan'daki Ermeni mahkumların derhal geri gönderilmesinin aciliyetini sunarak Azerbaycan tarafının mahkumları uluslararası insan hakları gerekliliklerini ihlal ederek tuttuğu gerçeğini sundu. Ombudsman Arman Tatoyan, Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan Cumhuriyeti sınır sakinlerinin haklarının ağır ihlallerini, Sünik ve Gearkünik'teki tespit çalışmalarının sonuçlarını sundu. Batı Ermenistan hükümetinin tüm uluslararası makamlarda Ermeni esirlerin meselesinin gündeme getirilmesinin ve acil çözümünün peşinde olduğu unutulmamalıdır. Yönetmen Nanor Bedrosyan, Batı Ermenice dilinde Vahan Tekeyan'ın karakter ve anlamsal üslubuyla günümüzde modern olan eserlerinden birini sahneledi. Farklı karakterler yaratan aktörlerin hepsi ataları soykırımdan sonra dünyanın farklı yerlerine göç edip yerleşen Batı Ermenistan'ın çocukları. Her biri kendi iç dünyasına özgü duygu ve hisleri karakteri ile birleştirerek sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bu sabah Türkiye'yi genç askerleri kullanan ülkeler listesine dahil etti. Bunun nedeni Ankara'nın Suriye ve Libya'da kendi amaçları için eylemlerinin ciddiyetinin farkında olmayan genç savaşçıları kullanan sözde Sultan Murat Tugay adlı terör grubuna verdiği destektir. Türkiye'nin bu listeye giren ilk NATO üyesi olduğunu belirtelim. Batı Ermenistan'daki Mardin ilinin Derik, Mazı Dağı ve
Kızıltepe ilçelerini kapsayan rüzgar enerji santrali projesinin çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporu kabul edildi. Proje kapsamında kurulacak olan rüzgar türbinleri Roma döneminden kalan tarihi Rabat Kalesi ve tarihi Gap Şelalesi'ni tehdit edecek. Derik'te 37, Mazı Dağı'nda 9 ve Kızıltepe'de 4 adet olmak üzere toplam 50 adet rüzgar türbününün kurulması amaçlanıyor. Projeden kaynaklı tarım arazileri, ormanlık alanlar ve meraların olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Projenin gerçekleştirilmek istendiği 50 alanın 46'sı mera ve ormanlık alanından oluşurken, 4 alanda statüsü belirlenmeyen alanlar arasında yer alıyor. Projenin ÇED raporuna göre, Derik'in önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Milli Parklar Kanunu kapsamında korunması gereken alanlar arasında yer alan Gap Şelalesi Tabiat Parkı ile önemli zeytin bahçeleri de projeden etkilenecek. Şelaleye 700 metre mesafede 6 türbin kurulması planlanıyor. System of a Down grubunun solisti, dünyaca ünlü rock müzisyeni Serj Tankian, Facebook sayfasından Change.org'a imza toplama çağrısında bulundu. Dilekçenin amacı, Azerbaycan'da yasa dışı olarak gözaltına alınan Ermeni mahkumların koşulsuz serbest bırakılması ve aksi takdirde 3 Temmuz'da Bakü'de düzenlenecek futbol maçının konuk ağırlama hakkının geri alınmasını talep etmek için UEFA'ya başvurmak. Tankian, Facebook sayfasında Azerbaycan'ın savaş suçu işlemesine ve ardından hiçbir şey olmamış gibi uluslararası etkinlikler düzenlemesine izin verilmemelidir. Euro 2020 çeyrek finallerinin yapılacağı stadyum, öldürülen Ermeni askerlerinin mihferlerinin ve Ermenilerin ırkçı karikatürlerinin sergilendiği rezil Ganimet Parkı'ndan çok uzakta değil diye yazdı. Bu dilekçeyi imzalayarak destek olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıya gidebilirler. Yerevan'daki Altın Kayısı adlı Uluslararası Film Festivali 3-10 Ekim 2021'de gerçekleşecek. Festivalin basın ofisi başkanı Rosa Grigorian, Armen Press'e bu konuda verdiği bilgiye göre Altın Kayısı adlı Uluslararası Film Festivali Yerevan'daki en büyük kültürel etkinliklerden biridir. 2004 yılında Altın Kayısı Film Geliştirme Vakfı ve Ermeni Film Eleştirmenleri ve Gazeteciler Derneği tarafından kuruldu. Altın Kayısı'nın kurucuları film yönetmeni Harutyun Haçatıryan, film eleştirmenleri Mikhail Stambolsyan ve Susanna Harutyunyan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hoynare adlı eseri sunuyoruz. Hoynare, hoynare, cahraki botar şade, hoynare, hoynare, cahrak manav şimşade, hoynare, hoynare, cahraki bot salore, hoynare, hoynare, cahrak manav gelore, hoynare, hoynare. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.